Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Dün akşam fırınıma ilaç sıkmıştım bayağı. Bütün kirleri gördüğünüz gibi aşağıya indirmiş. Şimdi hemen içindeki telleri çıkartıp burayı bir temizleyeceğim. Hem de dedim Ramazan'a hazırlık olsun. Yani hemen fırınımı temizleyeyim. Telleri sürttüm arkadaşlar. Yani normalde insanı en çok oyalayan bunlar oluyor ama inanın 10 dakika bile sürmedi şimdi. Hemen şu bir tane ıslandı ama şöyle bir ilacım vardı. Bununla beraber hemen şöyle üzerinden bir kat geçtim ve hemen temizlendi. Şimdi sıra fırınımda. Fırınımı da aynı şekilde bununla yapacağım. Bunun böyle iki taraflı bir süngeri var. Şimdi bu süngerle de fırını hemen bir temizleyeceğim. Şu halini göstereyim size. Sonraki halini de gösteririm tekrar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? En son yaptığımda yağlı bir yemek yapmıştım fırında. Ve gerçekten fırının düşmanı. Şöyle şuraları da göstereyim ve bu bir kerelikten oluyor yani neredeyse, ama böyle bırakmadığınız zaman çok zor olmuyor, çok inatçı olmuyor lekeler ve hemen anında bir iki silmede geçiyorlar. Arkadaşlar size en son bir tüyo daha vermek istiyorum. Normalde fırınımı tamamen temizlemiştim ve hiçbir şey gözükmüyordu. Ama ilacı sıkarken şu pervanenin arka tarafına da ilaç gittiği için sonradan fırını çalıştırdığınızda oradan alttan akan böyle pis bir su meydana geliyor. Şöyle ben IKEA'dan böyle bir şey almıştım, aparat almıştım. Böyle bir aparat almıştım arkadaşlar. Şimdi bu aparatın içerisine normal ılık su döktüm ve şöyle fırınımın bu arka tarafta içinde kalmış olabilecek yerlerine böyle püskürtüyorum bu suyu. Ve inanın çıkan şu kirli suya bakın, o arka tarafından çalıştırsaydım hem yemeğimin içerisine kokusu gelecekti hem de böyle yanıksı yanıksı bir tortu kalıyor sonra altlarında. Ama böyle yaptığınız zaman o sorun ortadan kalkar. Benden size küçük bir tüyo olsun. Ve sonuç gerçekten görmeye değer oldu arkadaşlar. Şöyle pırıl pırıl son halinde göstereyim. Şimdi güne devam edebiliriz. Arkadaşlar ilk alışverişimizi yaptık. Sabah ben fırını temizledikten sonra hemen bir kahvaltıya oturduk çocuklarla beraber. Ben o arada mezelerimi hazırladım. Ve ondan sonra da biraz evi de toparladıktan sonra şimdi alışverişimizi yaptık. Eksik bir iki eşyamız vardı, onları aldık. Şimdi pazartesi bir de biliyorsunuz okul var. Onun için alışverişimizi de yaptık. Şimdi arabamızı yıkıyoruz. Bir teselli armağanı olsun dedik. Çünkü çocuklar anneanneye gidecekler. Yusuf Selim'in bu güzel haberden daha henüz haberi yok. Korktun mu anneciğim? Elimi tutacak mısın? Elimi vereyim mi sana? Ambargom düzeldi. İyi misin artık? Güzel. Hala alışamadım biliyor musun? Artık en azından kendini yırta yırta ağlamıyorsun. Evet, şimdi çocukları annemlere bırakıp oradan Mehmet Ali ile eve geçeceğiz. Evde en son hazırlıkları yapacağız. Annemler dediler akşam biz gelirken çocukları da getiririz diye. Artık öyle yani. Hava da bugün inanılmaz güzel, 13 derece. Alışverişi bugün yaptığımız iyi oldu yani. Çocuklarla bir değişiklik oldu. Kız tehlikeli şeyler yapıyorsun ama. Arabamız kırıl kırıl oldu. Tamam, neyse hemen park yerimize birisi girecekmiş ama şunu deneyeceğiz arkadaşlar. Daman şu baklavalı. Beyaz çikolatadan nefret ederim ben. Ama bunu deneyeceğiz. Hey, baklavalı mı? Evet, baklavalı. Mehmet Ali, normal olsa zaten almazdım. Al bakalım. Önce sen. Sana bir şey olmazsa ben deneyeyim. Damla mı? Damak. Şey bas, son. Ne marka yazıyor? Evet. Bak şu an fark ettim. Antep fıstığı tadı geliyor. Baklavayla uzundan yakından alakası yok. Hiçbir alakası yok.
İçinde şekerlenmiş Antep fıstığı var bence. Ama fena mı değil? Bence güzel yani. Çok yiyemezsin ama ondan. Değil mi? Belki kahve yanına bir tane atmalık. Onda şekersiz kahve içiyorsan. Yani. Belki. Yoksa tatlı arkadaşlar. Beyaz çikolata gerçekten hiç sevmiyorum. Ama fena değil. Hadi gidiyoruz millet bizi evet. Buradan kovmadan. Arkadaşlar eve geldik. Hemen Mehmet Ali ile alışverişlerin çoğunu yerleştirdik. Sadece benim kullanacaklarım kaldı şimdi burada. Böyle bir tane mısırlı kırmızı fasulyeli arkadaşlar bir salata yapıyorum ben. Çok da seviliyor bu yaptığım salata. Bunları şimdi yıkadım. Kırmızı fasulye ve mısırımı yıkadım. Bunun içerisine şimdi bir tane kırmızı soğan doğrayacağım. Şöyle çok büyük olmasına gerek yok. Şöyle küp küp arkadaşlar. Kırmızı soğanımızı doğruyoruz içerisine. Şimdi bu salataya dereotu ve nar ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz dereotu kıyacağım. Daha sonra içerisine nar koyacağım. Suyu. Biraz nar ekşisi. Buna ceviz de koyabilirsiniz. Ceviz de çok güzel yakışıyor. Ben biraz koyayım. Durun şimdi unutmadan hemen ekleyeyim onu da. Geçen günkü rondodan çektiğim cevizlerim. Şöyle. Cevizimizi de koyduk. Ben narlara ayıplanmış aldım arkadaşlar. Geçen günkü aldığım narlar çok kötü çıktı ve çocuklar yiyemediler o narları. Bayağı da böyle tadı falan da biraz kötüydü. Onun için dedim hiç riske atmayayım. Şöyle ayıplanmış nar aldım dün. Bunu da şöyle ekleyeceğim içerisine. Şimdi biraz da dereotu yıkayıp ekleyeyim. Ondan sonra salatanın sosuna geçebilirim. Bu salatayı dışarı balkona koyacağım. Bir şey yok. Onun için dereotunun tamamını kıyacağım. Lazım olan kadarını alırım. Gerisini de buzluğa atacağım arkadaşlar. Şu aralarını. Bazen böyle karışıyor çünkü. Şu sarı olanları alalım. Şimdi hemen bunu da kıyayım arkadaşlar. Daha sonra salatamızın devamına geçebiliriz. Arkadaşlar bir tane neredeyse tüme yakın bir limon sıktım. Şimdi tuzunu ekliyorum. Şöyle. Nar ekşisi. Ve zeytinyağı. Şöyle. Bugün sabah bunların yanına haydari yaptım arkadaşlar. Et olunca dedim haydari güzel gider. Sonra bir de ne yapmıştım Mehmet Ali? Haydari. Ha, acılı ezme yaptım arkadaşlar. O da bayağı iyi oldu demin Mehmet Ali. En son maydanozum eksikti. Şimdi alışverişten maydanoz aldım geldim. Mehmet Ali'ye denettirdim. O da bayağı iyi olmuş. Bu arada bu salatayı mutlaka deneyin. İnanılmaz güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Akşam yemeklerinin yanına. Yani gerçekten çok güzel oluyor bu salata. İçindeki narlar böyle mayhoş bir tat veriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Şimdi bunu da kaldırabilirim. En son yemeklerim için sebzelerimi doğramaya geldi. Soğan, biber ve domates doğrayacağım. Et kavuracağım. Patlıcanım orada. Patlıcanımı da getirdim. Onu şimdi buzdolabına kaldıracağım. Pastam hazır. İçli köfteyi akşam kızartacağım. Bir tek pilavımız ve çorbamız kalıyor. Çorba için de hazırlıklar başladı. Pilava da havuçlu yapmayı düşünüyorum. Yani havuçlu pilav yapacağım inşallah. Bakalım. Umarım hepsi güzel olur. Lezzetli olurlar. Çalışmalar devam yani. Arkadaşlar yemeklerim... Hayır bu arada sürekli kıyafetim uzun olduğu için bir yerlere takılı kalıyorum. Yemeklerimi yapmaya başladım. Şimdi burada biber, soğan kavuruyorum.
Etimi de birazdan ekleyeceğim buraya. Domateslerimi doğradım. Yani şu yukarıdaki o çöp faslı bitti arkadaşlar. Kabaklarımı da fırından çıkarttım. Şimdi onu da hemen ununu kavuruyorum. Unu kavrulsun salça ve daha sonra fırınladığım kabaklarımı içerisine ekleyip biraz da öyle kavurup daha sonra suyunu ekleyeceğim. Yavaş yavaş hazırlıklar bitmek üzere. Bir de hemen çocukların odasını tekrar kontrol edeyim. Ondan sonra misafirlerimiz gelebilirler. Ekleyeyim. Bu arada bugün Türk Bakkalı'na gittim ve salça almayı unutmuşum. Salçam az kalmış. Mehmet Ali, dışarıda salçamız var mı? Gördün mü dışarıda? Sanki bir paket daha vardı. Neyse, şimdi gerek yok ama bakarsan iyi olur. Aklımda bulunsun en azından. Tamam, süper. İyi, hadi ondan da yiyip varmış. Şimdi bu onun için bir daha şeye gitmeye gerek yok, Türk Bakkalı'na. Şöyle altını biraz kısalım. Arkadaşlar, hazırlıklarımın sonuna geldim. Çerezler hazır. Soframı kurduk. Mehmet Ali ile beraber sofrayı da kurduk arkadaşlar. Şimdi en son pilavımı yapıyorum. Onu da birazdan, sofra bezim var bir tane, ona saracağım ki sıcak kalsın diye. Biz yemeğe oturmaya kadar inşallah pilavımız da demlenmiş olur. Tereyağını da çıkarttım. Onu birazdan koyacağım. Havuçlu yapıyorum bugün pilavımı. Biz seviyoruz yani havuçlu pilavı. Sanırım birazdan pilav bittikten sonra da beğendisini de yaparım yani. Onu da hallederim. Çünkü saat bayağı oldu. 6'ya 5 var. Halam da birazdan burada olmak üzere. Şimdi bununla da pilavımı demleyeceğim. Şimdi pilavımız güzelce demlensin. Arkadaşlar şöyle, dur hemen bir yudum içeyim. Teşekkür ederim. Mehmet Ali de sağ olsun beni suyla besliyor burada. Burada pilavım demleniyor arkadaşlar. Çorbam burada. Et kavurmam burada. En son şimdi beğendiğimi de yaptım ve tam bitti, halam geldi. Şimdi ona hemen kapıyı açayım. Şöyle. Soframı da şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir minnoş sofra hazırladık. Şimdi halamı girelim. Arkadaşlar, sofraya oturmadan önce şöyle sizlere hazırladıklarımı göstereyim. Burada yaptığımız sabahki salata. Burada haydari, bunun da adını hep unutuyorum. Acılı ezmem var. Salata yaptım, şöyle lahana salatası. Onu biliyorsunuz zaten, artık meşhur oldu benim. Şöyle güzel bir sofra kurdum şimdi. Yavaş yavaş çorbanın altını açtım. O ısınınca yemeğe oturacağız inşallah. Sen şey. Bana babam da yollamış da ben öyle haberim aldım. Şu aralar babamla çok yazışıyoruz. Geçen gün bana bir şey yollamış. Ben de dedim babam normalde bana yollamış. Ya acaba dedim yanlışlıkla falan mı oldu? Geçen gün bir de bana yollamış. Telefonu bozuldu. O ring şeyin nerede telefonu? Halama bir yapsana. Sen hiç telefonu unutmuş gibi bir şey nerede? Ha evde. Telefonun arkaya taktı mı? Orada kaldı. Babamın, babam da değişik gördü. Nasıl? Senin gibi gördü o da. Ciddi misin? Hala, bir tane fotoğraf var ya, ayakkabı. Yeşil beyaz görüyorsan, yok yeşil gri görüyorsan şöyle şöyle pembe beyaz. Ben asla inanmazdım. Annem diyor ki yeşil gri. Ben öyle bir saçmalama anne, pembe beyaz bu. Onun sol beyni çalışıyormuş. Benim sağ beynim. Tam mı tersi? Öyle bir şey olması lazım. Ben kreatif şeymişim. Annem de akıl yönünden.
Yani kesinlikle bisküvi gene edebilirim. Aynı senin gördüğünü görürdüm ben de. Değil mi? Onun için ben şimdi. Ben de aynı gördüm. Ben de aynı. Ama diyor beni emin misin? Bu diyorum yeşil. Evet, epey bir şey yaptık yani. Mehmet Ali nasıl? Ha, yok. Görmedi işte. Ben o gün senden kendime yollayacaktım. Merak da ettim aslında Mehmet Ali ne görecekti. O kesin Hifa ile yeşil gri görür onu. Çok güzel. Mehmet Ali sen bir şey getirsene. Mineral var. Babam full uyuyor. Aynen. Çok uykusu gelmiş babamın. Çağban. Dur şu kahveyi iç. Yok öyle değil. Şu kahveyi iç. Ayakta uyukluyor. Aynen. Aynen. Şimdi tatlıyı görünce orta saçını o kendine takside ayırıp oyuncu açmak için doğurma. He. Yenge diyor o tadı biraz yok ya diyor çarpının başına. Ben dedim o tatlıyı gördün müydü? Ayakkabısız da diyor abi. O tatlıyı çok seviyordu. Aynen öyle. Hurma deyince şey, perideyi hurmalar çok güzel. Sol sol. Yavaş. Ben de öyle çok severim. Abi kupkuru takır takır. Bir sürü de para verdi. Eve geldik açtık. Deminden kalktık diyorum. Şaban sen onu bilinçli mi aldın? Niye aldın diyor o hurmayı. Bize eve ben aldım. Hayır, o ıslak ıslak dedi. Şey. Çok güzel. Şimdi peniye şey XL mi ne? Hurma böyle poşet gibi içinde. Hani şu Ramazan diye mi getirdiler? Bilmiyorum. Diye. Zaten oluyor bizde hurma etti. Poşetin içindeki değişik bir poşette. Ya belki gidersen görürsün. Yaş. Ben hadi. Yaşlı ya böyle sulu sulu. Ay yaş olanını ben çok severim. İçinde çekirdeği yumuşak böyle sulu sulu yani. Hani böyle kuru değil yani. Saf değil. Taş, taş. Ay bugün bir de yedim ben bir tane. Ay o gün gittim. Evet bize de ikram ettiler aynen. Ya o ince. Aynen. İkisi de dehşetti. Ay canım. Hani senin babana pasta yok mu? Ne olmuş babana? O gün getirmiş. Tamam onu da vereyim. Sana mı yedirecek? Evet. Tamam olur. Sulu sulu. Özellikle hepimizde tuttuğu bir alın çok güzel. Bak pişman. Evet, çünkü arkadaşlar dünkü videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Kahve faslından sonra her şey o kadar çabuk gelişti ki hiç biz de kendimizi bilemedik. Şimdi hazırlandık, evden çıkıyoruz arkadaşlar. Mehmet Ali ile küçük bir işimiz var, sonra da annemlere gideceğiz. Bugünlük bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Bulaşıklar yıkandı, her yer temizlendi, sadece yerleştirilmesi gerekiyor. Ama yetiştiremedim artık onlar da gelince. Hepinize hayırlı günler.